господин спикер Государственного Великого Хурала Монголии, многоуважаемые члены Великого Хурала Монголии, уважаемые члены профессорско-преподавательского состава университета, дорогие студенты, позвольте всех вас поприветствовать по случаю посещения нашего Кыргызско-Турецкого университета. У нас делегация парламента Монголии во главе его спикера. Рады за ваше, уважаемые гости, время и внимание к нашему университету, который воистину является флагманом современного высшего образования в Кыргызстане. Он уникален в своем роде. Таким его делают его миссия, статус и качество, заложенные в самом фундаменте и закрепленные международно-правовой базой. Moğolistan, Orta Asya'nın çok kıymetli bir ülkesidir. Türk Dünyası Devletler Teşkilatı'nın da değerli bir ortağı ve yakın dostudur. Moğolistan'la tarihimiz kesişmektedir, kardeş ülkemizdir. Onunla tarihi dostluklarımız, Türk tarihinin en eski yazılı belgesi olan Orhun yazıtlarına milattan sonra 732-735'lere dayanır. Göktürkçe ilk Türk yazılı isim, Türk isminin geçtiği belge Orhun yazıtlarıdır. Göktürk harflerini ve alfabesini de biz bu yazıttan öğreniyoruz. Ayrıca Oğuz, Kırgız isimlerini de oraya dayandırıyoruz. Bu kadar köklü tarihimiz olan Moğolistan'la ilgili üniversitemizde çalışmalar yürütmektedir. Bilim hayatımın önemli bir kısmını da Moğolistan teşkil etmektedir. Orhun ve Selenge ırmakları boyunda çok günler geçirdim. Ata bindim, Moğolistan'ın milli yiyeceklerinden olan hoşuru bolca tükettim. Bu coğrafya tarih için çok kıymetlidir. Sadece Türk tarihi değil, Moğol tarihi değil, insanlık tarihi içinde çok kıymetli belgeler içermektedir. Biz üniversite olarak Moğolistan'la daha sıkı çalışmak arzusundayız. Göreve başladığından itibaren Moğol öğrencilerin üniversitemizde daha çok okuması için imkan hazırladık. Şu anda 45 öğrencimiz okuyor. Moğol öğrencilerimizi çok seviyoruz. Çok gayretliler, çok çalışkanlar. Biz Moğolistan'dan daha çok öğrenci istiyoruz. Çünkü onlar hem Moğolca hem burada Türkçe, Kırgızca, İngilizce ve Rusça öğreniyorlar. Dünyanın ilk bininde olan, çok iyi eğitim veren bu üniversiteyi mezun olduklarında bütün dünya onlar için açık hale geliyor. Dear guests, the Center for Central Asian Studies, OROSAM, was established by the decision of Board of Trustees of Kyrgyzstan Turkey Manas University in November 2010 in order to conduct scientific research in the political, strategical, social, economic and cultural field related to Central Asian region and the surrounding states, and to encourage the conduct of such research. OROSAM aims to strengthen social, political, economic relations between Turkic communities and countries in Central Asia and other regions, and to reveal, process, and strengthen the shared common values and culture of them. Hürmetli profesörler, cana studentler, Kırgızların cakşı ilgilik menin kutuktamın gelecekte dağıda kutugun yetişkinliklerge sizin kol aldığınızda Kırgızistan cetetten aylayımın. Siz için den soğuk uzun umdur cana baktılıktu kaylayım. First of all, I would like to express my sincere gratitude to Manas University for giving me an opportunity to share my thoughts on
our common historical, cultural, linguistic heritages. So I'm pleased to address today to this audience with my brief thoughts on our common historical, linguistic, cultural heritages, and share my thoughts on the opportunities this heritage gives us for building future faith of our nations. In today's increasingly globalized world, it is vital for countries and peoples with close historical, linguistic, and cultural ties to address their shared interests on the regional and international arena through consensus and cooperation. Altai is a point of convergence of history, languages, and culture of the nomadic people of Central Asia.